Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, yine bir güncelleme, yine bir yenilik ve ilk öğrenen kardeşlerim sizler olacaksınız. Şu an PUBG Mobile'da henüz 1.2 güncellemesi bile gelmedi. 1.2 güncellemesi önümüzdeki hafta içi gelecek galiba. 16. sezonun bitişiyle PUBG Mobile'da 1.2 güncellemesi gelecek ve geçtiğimiz videolarda hatırlıyorsanız neler geleceğini sizlere göstermiştim kankalar. Şu an arkadaşlar Çin'deki oyun geliştiricilerin kullandığı kapalı beta serverında 1.3 güncellemesinin denemelerine başlandı arkadaşlar. Ve tahmini olarak da bir tarih var, bunu yine birazdan sizlerle de paylaşacağım kankalarım. Çıkacağı tarihi az çok kestirebiliyorum. 1.3 güncellemesinin şu an deneme sürümleri beta serverda başladı kardeşlerim. Neler var bu 1.3'te? Çok büyük bir değişiklik oluyor, mükemmel bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Hepsini teker teker inceleyelim şimdi. YouTube Türkiye'de şu an için, yani kaydı aldığım süre olarak konuşuyorum, İlk bilen sizler oluyorsunuz kardeşlerim. İlk sizler için buldum, paylaşıyorum ve yayına yetiştirmeye çalışacağım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Videoya geçiyoruz ama lütfen videoya like atıp kanalıma da abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın kardeşlerim. Mükemmel değişiklikler geliyor, mükemmel etkinlikler geliyor. Merakla beklediğimiz her şeye kavuşuyoruz 1.3 güncellemesiyle. Şöyle bir giriş arkadaşlar introsuyla ufaktan ileriye doğru gidelim kankalar. Evet arkadaşlar, Iron Jill'da havalar karardı, böyle gökten canavarlar saldırıyor. Bu modda bayağı bir Iron Jill'da bayağı bir değişiklik yapıyorlar. Üçüncü yaratık da çıktı. Bunlar sadece biz arkadaşlar, böyle tanıtımda değil. Bakın şu an oyuna geçtik. Ufaktan ilerliyoruz. Evet. Çok değişik, böyle macera dolu bir mod oluyor. İleride görüyorsunuz arkadaşlar, özel bir üst kurulmuş. Bu canavarların yaşadığı bir üst arkadaşlar. Alttaki 3 tane alanda bunların temsil eden, doğuş alanlarını temsil eden bölgeler. Iron Jill'daki arkadaşlar etkinlikten böyle kısa görüntüler sadece bunlar. Şimdi asıl meseleye doğru geçiş yapıyoruz kankalar. Asıl meselemiz şimdi 4 tane mitolojik canavar arkadaşlar yeni haritamız Karakin'i oluşturdular şu an. Karakin 1.3 versiyonuyla birlikte oyunumuza geliyor artık. 2x2 boyutunda çok küçük ve mükemmel bir harita Karakin. PUBG PC oynayan kardeşlerim bilir. Bu güncellemeyle beraber artık olaylar değişiyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Karakin'e doğru bir inelim arkadaşlar. Orada daha detaylı anlatalım sizlere. Karakin'in lobi ekranı. Yani normalde ben bu beta çekimlerini yapıyorum biliyorsunuz ama ilk defa bu kadar heyecanlandım. Çünkü çok güzel ve Karakin'i de çok istiyordum. Karakin haritamız arkadaşlar 2x2 minik, şirin, bol aksiyon dolu, bol eğlence dolu bir harita arkadaşlar. Evet, Karakin'e doğru inişe geçti kardeşimiz. Burada efsane keskin nişancı oyunları dönecek. Güncelleme ile birlikte oyuna gelecek yeni bir araç arkadaşlar. Dolmuşçuluk oynayabileceğiz artık. Bir dolmuş. Şimdi gidelim arkadaşlar. Gelelim Karakin'de oyunda olacak ilk değişikliklerden bir tanesine kankalarım. Arkadaşlar Karakin dağlık böyle madenlerden oluşan bir bölge. Oyunun PUBG Mobile versiyonunda da buna uygun bir şekilde bir geliştirme yapmışlar ve silah lootlamayı kaldırmışlar. Bakın bu şekilde altınlar toplayacağız yerlerden Karakin haritasında ve bu altınlarla arkadaşlar tüm silah çeşitlerini alabileceksiniz Karakin'de. Bu belki bir mod olarak kısa süreli de gelebilir. Tam olarak o konuda net bir bilgi yok ama ilk başlangıcında bu şekilde olacak. Bakın şu an marketi açtı arkadaşlar. AKM, SCAR, M416 tüm silah çeşitleri var. Tabii hepsinin de bir altın karşılığı değeri var. Biriktirdiğiniz altınlarla arkadaşlar bu silahların mermilerini, bombalarını, her şeyi alabiliyorsunuz kardeşlerim. Bakın burada C4'ü de görüyorsunuz şu an. Oyuna yeni eklenecek olan C4 bombası Karakin haritasıyla beraber gelecek. Bu da PUBG Mobile'ın 1.3 güncellemesiyle beraber bizlerle olacak.
Bu araca binemiyor galiba. Bu araç acaba bir süs araç olarak mı? Tam onu çözemedim. O biraz önceki sıktı arkadaşlar. Aslında PUBG'nin Steam versiyonundan biliyorum. Orayı gizli bir odaya açılıyor arkadaşlar ama C4 ile patlatabiliyorsunuz oraları. Silah işlemiyor oralara. Bakın şu alanlar kırılıyor ama C4 bombası atmanız gerekiyor oralara. Haritayı tam detaylı olarak çatısına kadar geziyor kardeşim. Her yeri çok güzel gösteriyor. Bu kadar detaylı Türkiye'de ilk arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz kankalarım. Şu an bombalar çeşidine geldi. C4'ü aldı. Bakalım C4'ü deneyecek mi? C4'ü yapıştırıyor. Haydi. Hah tamam. Tam noktasına yapıştırdı. Çok menzili çok güzel bir bomba arkadaşlar. Yakın zamanda durmayın. Bu şekilde arkadaşlar rakiplerinizi topladığı altınları da alabiliyorsunuz öldürdüğünüz zaman. Onlarla da C4'ü yapıştırıyor kardeşim maşallah. Yeni bomba ya deniyor. Şu an tam yapıştırdı bakalım. Gördüğünüz gibi açtı duvarı. Hop özel odaya girdi. Buralarda neler var? Altınları indiriyor cebe. Tamamıyla yerde hiç silah yok arkadaşlar. Hiç mermi yok. Yerde altından başka hiçbir loot yok ama bakın çok güzel bir şekilde de altınlar var yani. Ama bu özel odalarda zaten fazlasıyla mevcut oluyor. AVM'yi bile artık tık diye alacağız burada. Evet kankalar şöyle dağlara doğru da bir açılalım. Orada bir Japon askerini gördü kardeşim. Şimdi ne yapacak kankalarım? Şu an arkadaşlar Karakin haritasıyla oyuna gelecek bir daha farklı silahımız. Tank, savar, roket kankalarım. Çok güzel bir hasarı var bunun. Direkt sıkması biraz zor. Sıkması biraz zor PC'de yani çok zordu şu an. Mobile'daki kalibrasyonu nasıl olacak bilmiyorum ama nişanı tutturmak gerçekten çok zor tank savarla. Ama değdiği adamı indiriyor yani hiç affetmez. Kankalar Karakin çok güzel bir harita. Özellikle keskin nişancı atışlarıyla mükemmel fightlar dönüyor bu haritada. Geldiği zaman ilk haritalarımdan bir tanesi olacak. Livik geldi. Livik çok fazla mutluluk vermedi bize. Beklediği performansı alamadık Livik'ten ama Karakin öyle olmayacak. Zaten çoğu kişi Miramar haritasını çok seviyor ama Miramar'daki sıkıntı ne? Harita çok büyük. Yani örnek veriyorum ben bir gameplay atmaya, video çekmeye giriyorum Miramar'a. 40 dakikalık bir oyunun 30 dakikasında düşman arıyorum sağda solda. Çünkü kocaman bir harita ve herkes dağılmış etrafa. Ama Karakin'de böyle bir durum yok arkadaşlar. Kutu kadar bir haritada herkes birbirine yakın mesafe fightlarla güzel eğlenceli zamanlar geçirtecek yani. Siz de emin olabilirsiniz bu ana. Buna. Kankayı indirdiler direkt. Haritamız bu şekilde arkadaşlar. Yeni güncelleme bu şekilde.
Arkadaşlar haritayla ilgili, güncelleme ile ilgili, daha farklı konular ile ilgili aklınıza takılan ne varsa lütfen yorum kısmında bana yazın kankalar. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim. 2000'e çok az kaldı. Hadi bir 2000'e doğru götürelim kanalımı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için kankalar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.